Saraybosna'da tarihi başçarşıda dolaşıyoruz. Evet, merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Amra Demir. Evet, buralı mısınız? Boşnak? Evet, ben buralıyım. Evet. Ama eşim Türk. Eşin Türk. Evet. Onun için güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Türkiye'ye gidip geliyor musunuz? Tabii, her sene gidip geliyoruz. Orada tatil yapıyoruz. Akrabalarımız var. Hı hı. İşte, eşiniz nereli? Türkiye'ye, yani nereye gidiyorsunuz? O Bursalı. Bursalı, ooo. Evet. Çok güzel. Evet, kızımız var bir tane. Adı İlayda. Çok güzel. Bursa buraya çok benziyor. Uludağ'ın etekleri, evet, değil mi? Doğru. O yüzden bana Bursa hiç yabancı gelmedi. Aslında orada rahat rahat yaşayabilirim. Yani güzel bir memleket. Siz burada ne yapıyorsunuz? Hediyelik eşya, evet, satan bir dükkanınız var. Evet, evet, öyle. Burada çalışıyorum. Türkiye gönül vermişsiniz. Eşiniz Türk. Evet, evet. Türkiye'ye de gönül verdiniz mi? Türkiye'yi seviyor musunuz? Tabii canım, yani nasıl bu soru? Türkiye çok seviyoruz. Zaten bütün halk burada Türkiye çok seviyor. Hatta Boşnaklar değil, Hırvatlar, Sırplar, herkes Türkiye çok seviyor. Bir selam gönderelim. Tabii, çok selamlar Bosna'dan. Türk gelini size gönderiyorum. Çok selamlar. Başçarşı'da, bu güzel tarihi çarşıda gezimi sürüyor sevgili seyirciler. Evet, siz mi tanıyalım efendim? Ben Admirkan, aslen Boşnak'tan, burada doğdum, büyüdüm. Şu anda İstanbul'da ikamet ediyoruz, orada yaşıyoruz. Evet. Her sene buraya geliyoruz, memleketimize diyeyim. Burası tabii ki çok güzel, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Sizin aileniz burada, anneniz babanız. Benim annem babam burada ama biz İstanbul'da yaşıyoruz. Hı hı. Yazın, yaz tatillerinde eşimle, çocuklarımla sizi buraya tanıyalım. Geliyoruz. Ben Esra Akan, İstanbulluyum. Eşimle İstanbul'da tanıştık, evlendik. Orada yaşıyoruz, evet. Burayı çok seviyorum. İnanılmaz huzur buluyorum burada. Harika bir şehir. Biz Osmanlı torunuyuz. Buradaki çoğu Müslüman olanların Osmanlı torunu zaten. Yani burada Türkiye'den gelen herkesin, yani kendi yerli hissedebileceği, yabancı hissetmeyeceği bir yer burası. Sonuçta Müslüman bir ülkedeyiz. Ondan sonra burada biz Türkiye ile çok gurur duyuyoruz. Buradaki bizim akrabalarımız olsun, herkes çok gurur duyuyor. Başbakanın buraya verdiği desteklerinden dolayı da herkes buradan çok memnun. Ya Türkiye'yi burada herkes çok seviyor. Onu da bilmesini istiyoruz. Siz, kızınızın adı ne? Kızımızın adı Ela. O da Ela. Kaç yaşında Ela? Ela 4 yaşında. Ela'ya, evet, sorabiliriz. Ela nerelisin? Şuraya dön bak. İstanbul. 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 Baban nereli? İstanbul. Selam Türkiye. Tabii sevgili seyirciler, Başçarşı'da olunca insan kendisini sanki Türkiye'de gibi hissediyor. Burası bizim memleketimiz gibi, bizden çok güzel izler taşıyan bir yer. Onun için burada sık sık Türklere rastlıyoruz işte. Öncelikle sizi bir tanımak istiyoruz. Evet, teşekkürler. Ramazan Altıntaş, Profesör Doktor, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesiyim. Şunu ifade edebilirim. Eğer kaybettiğimiz kültürel değerlerimiz varsa burada orijinali var. Burada yakalayabiliriz birçok şeyi. Hatta dini hayat açısından da aynı şeyleri söyleyebilirim. Siz nereden geldiniz buraya? Isparta'dan. Isparta'dan. Isparta'dan, evet. Saraybosna Türk kültüründen, tarihinden, Osmanlı'dan çok güzel izler taşıyor. Tarihi eserlerimiz, camilerimiz var. Hediye almayı düşündüm. Şuradaki kahve fincanlarına bir baktım, burada gördüm. Yani sanki Türkiye'nin bir ili ya da ilçesi gibi. Hiç farklı değil. İnsanların sevgiyle böyle ışıl ışıl bakışları da Türk insanının bakışları. Kendimizi, çok benziyor. Kendimizi Türkiye'de gibi hissettik açıkçası. Evet. Burada Osmanlı'nın izlerini, eserini gördükçe Türk dünyasının, Osmanlı'nın ne kadar büyük olduğunu, kalıcı eserler bıraktığını ve insanların yüzündeki sıcaklığı gördükçe de, yani ne kadar gurur duysak azdır, kendimizi mutlu hissettik.